Efendim herkese merhabalar. Covid'in etkisi giderek dünya ve ülke ekonomisi üzerinde ağırlığını arttırırken herkes bu hafta yapılacak Merkez Bankası faiz toplantısını bekliyor. Biz de Ali Ağaoğlu'nun bu konudaki yorumlarını alıp ardından dünya ekonomisine ilişkin özellikle petrol fiyatlarına ilişkin detayları kendisinden öğreneceğiz. Yayına hoş geldiniz diyelim ve sözü Ali Ağaoğlu'na bırakalım. Teşekkürler Altun. Şöyle bu hafta açıkçası bizim piyasalarımız açısından çok kritik bir hafta diyeceğiz ama her Merkez Bankası toplantısında kritik diyoruz. Bazen sonuçlar beklendiği gibi olmuyor veya Merkez Bankası aynı kritik diye adlandırdığımız önemi vermiyor olabiliyor o toplantıya. Ama bu seferki böyle değil çünkü hem yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal hem de Lütfü Elvan yeni ekonomiden sorumlu bakan olarak, Hazine ve Maliye Bakanı olarak şimdiye kadar ilk atandıklarından itibaren piyasaya güven verici mesajlar ilettiler, paylaştılar. Bugün Sayın Elvan'ın yine bir açıklamasında öngörülebilir ve şeffaflığı öne çıkarttı. Bunun piyasanın çok duymak istediği sözler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın reform davetleri var, çağrıları var. Onlar kıymetli. Ama hepsi eninde sonunda gelecek, dönüp dolaşacak Merkez Bankası'nın faiz artışına. Daha doğrusu ne kadar faiz arttırdığına bağlanacak. Hani uzun vadeli, uzun erimli bir takım projeler hayata geçiriliyor olabilir ama sonuçlarını hemen alamıyoruz. Sonuçlarını çabuk alabileceğimiz şey Merkez Bankası'ndaki faiz artışı. Ne olur konusunda değişik raporlar var. Yabancı yatırım bankalarından 150 bas puanla 600 bas puana kadar giden bir şey var. Geniş bir yelpaze var. Piyasadaki tahminler, yurt içindeki tahminler 300 bas puan civarına odaklanmış durumda ama bunda birkaç tane tweetin payı olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma Merkez Bankası'nın öngörülebilir ve yön gösterici olması adına tabela faizi dediğim benim politika faiziyle piyasadaki iş gören faizi dediğim kredi ve mevduat faizlerinin birbirine yakınsaması gerekiyor. Yakınsamaktan da kastım şu anda 14.75 olan fonlama faizine bile baktığımızda ağırlık ortalama fonlama faizi oraya yakınsayacak şu anda. Neredeyse 450 bas puanlık bir faiz artışı ancak ve ancak Merkez Bankası'nın fiili olarak arttırdığı faizi tabelaya yansıtacak olan bir faiz artışı olacak. Fakat piyasada 14.5-15.5 arasında mevduat, 17-20 arasında kredilerin olduğu bir ortamda bu faizin en azından bu iş gören faiz seviyelerine yakınsaması lazım ki öngörülebilirlik artsın. Bazı arkadaşlarım hatta bunların arasında ekonomistler de var. Faizi bu kadar arttırırsan ekonomi ne olacak diye soruyorlar. Hayır, ekonomide zaten iş gören faiz dememin sebebi o. Yani sizin tabelada hangi faizi tuttuğunuzun bir önemi yok. İş gören faiz, mevduat faizi, mevduat sahibi kaçtan bu parasını mevduata vermeye razı TL olarak ve TL kredi kullanmak isteyenler kaçtan bulabiliyor bakmak lazım. Şu anda piyasadaki fiili ortam dediğim gibi 14.5 ile 20 arasında bir yerde. Şimdi Merkez Bankası'nda kendi faizini, tabela faizini bunun ortasında getirmesinde fayda var. Artı şu 1.5 artı 1.5 eksi 1.5 gibi böyle biraz karışık, anlaşılması zor ama bence uygulanması da aslında çok da güven verici olmayan yöntemler. Çünkü geç likitte yüklendiği zaman Merkez Bankası arkadan tali yollara giriyorsunuz demektir. Bence Sayın Ağbal'ın ve Elvan'ın yapması gereken en önemli şey bu politikayı ana otobana getirmeleri lazım. Bunu daha önceden de konuşmuştuk seninle. Ana otobana çıkaracaksınız. Herkes de bu otobanda hızlı gidilebildiğini ve daha hızlı büyünebileceğini hissedecek ve güvenecek buna. Bu güveni de tesis ettikten sonra Merkez Bankası ve Sayın Elvan'ın işi biraz daha bence kolaylaşacaktır. Bu açıdan bakmalarında fayda var diye düşünüyorum ama dediğim gibi gece faiz oranı hem kuru belirleyecek hem piyasadaki bundan sonraki dönemde nasıl politikalar izleneceğine dair çok önemli ipuçları verecek. Rekabetçi kur deniyordu esasında. O tartışma biraz geride kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum ama ihracat yapacak pazar bulmak daha önemli hale geldi. Özellikle Covid'in artışıyla birlikte. Asya Pasifik ülkeleri hep bizim için acaba hani Avrupa'nın, Amerika'nın yani yerini almasa da bir alternatif mi gibi diye düşünülmüştür. Orada önemli haberler var zannediyorum. Orada çok önemli bir haber var. Yani 8 yıllık uzun müzakerelerden sonra ASEAN ülkeleri ve 5 onların komşusu arasında yani toplam 15 ülkenin Çin, Japonya başta olmak üzere o bölgedeki ülkelerin Japonya, Çin başta olmak üzere kendi aralarında bir ekonomik işbirliği yapısı kurdular ve Regional Comprehensive Economic Partnership dediler. RICEP ya da RICEP. Recep bir şey yani nasıl kısaltacağım. Recep değil bilmiyorum. Ama onu biliyoruz değil mi? Recep değil yani ama Recep bayağı yakın oldu. Bu bence çok önemli bir gelişme. Şu açıdan önemli. Dünyanın en büyük ekonomik bloğu oluşuyor aslında. Yani Avrupa Birliği'nden de büyükler. Baktığımız zaman
Yani Çin ve Japonya'yı da dahil ettiğimizde çok çok ciddi bir gayri safi milli hasıla büyüklüğüne ulaşılıyor ki Amerika'yı geçiyor bu şey gayri safi milli hasıla Avrupa'yı haydi haydi geçiyor. Şimdi bunların hepsine baktığımızda onların kendi aralarında yapacakları bu ticari birlik A dışarıdan buraya girişin ne kadar engelleyecek veya buna engelleyici bariyerler koyacaklar mı? Eğer koyarlarsa kendileri için de çok olumlu olmaz. Ama ölçek ekonomisi açısından o ülkelere avantaj sağlayacağına onlar inanıyorlar. Ben de öyle olabileceği ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu Türkiye açısından ne ifade ediyor dersek, özellikle Çin'in tek kuşak tek yol projesiyle de bunu birleştirdiğimiz zaman Türkiye için bir fırsatmış gibi görünmekle birlikte, ki Çin'den ucuz ham madde ve ara mamul getirebiliriz, böylelikle biz de katma değerli bunları satabiliriz dediğimizde, o yol yapıldığında süre neredeyse bir haftaya düşerse, trenle 10 güne düşerse, o avantaj bizim için avantaj olmaktan çıkıp dezavantaj haline gelebilir. Çünkü bu sefer Çin buraya mamul madde olarak gönderecek bunları. Yarı mamul olarak göndermeyecek. Ve bununla birlikte diğer ülkelerde, bu 15 ülkede bu imkandan faydalanacaklarını düşünürsek, Türkiye açısından bu çok iyi bir habermiş gibi görünmüyor. Özellikle ihracat temelli büyümeyi plan şey yapan, öngören Türkiye için ihracat pazarı mıdır orası, yoksa Türkiye onların bir ihracat pazarı mı olacak konusunu hakikaten oturup ciddi sıkı sıkı düşünmek lazım. Ben onun çok böyle öngörülerin veya bu konuda ciddi planlar yapıldığını düşünmüyorum. Ya da bununla ilgili çok net açıklamalar yapılmadı. Hatta bizim politikacılarımızın hemen hemen hiçbiri bu konuda hiçbir açıklama yapmadılar diye düşünüyorum. Ben duymadım en azından. Ama bunu hem duyurma açısından hem buna özen ihtimam gösterilmesi artı bu tek kuşak tek yol projesini de bir ciddi masaya yatırmak lazım. Fırsat olmaktan çok tehdit olabilir diye düşünen taraftayım ben. Evet. İhracatta esasında kurun ya da lojistiğin değil, esasında teknolojinin ve katma değerin daha önemli bir rekabet unsuru olduğunu bir kere daha burada görmüş oluyoruz. Çünkü diğerleri halledilebiliyor ama rekabetçi olmak başka bir şey. O bir altyapı, yapısal reform değişikliği anlamına gelmekte. Petrol fiyatlarını konuşalım. Hani ekonomik aktivite, ihracat şu bu ama elinde sonunda en hızlı şekilde finansal piyasalar tepki veriyor. Biden'ın gelişine, Fed'in tekrar bir parasal genişlemeye gidip gitmemesine gibi unsurlar geçtiğimiz dönemlerde çok petrol fiyatlarını etkiledi. Şimdi yaklaşan önemli bir toplantı var sanıyorum. Evet, bu ay sonu 30 Kasım 1 Aralık'ta. Şu anda aslında bakanlar danışma toplantısı yapıldı. Büyük ihtimalle piyasanın beklentisi kısıntı 7 milyon varillik kısıntının günlük 7 milyon varillik kısıntının aynen korunması yönünde olduğu. Bir 30 Aralık'ta 30 Kasım 1 Aralık'taki toplantıdan da bir herkesin beklentisi, benim de beklentim o yönde, bu kısıntının 3 ay daha en azından uzatılması yönünde. Fakat piyasaları esas etkileyen geçtiğimiz hafta içinde gelen iki tane aşağı haberi oldu. Birisi Pfizer BioNTech ve bir Türk bilim adamı ve bilim kadınının birlikte yarattıkları bir aşı veya uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bir aşı. Ama beraberinde her iki aşının da yepyeni bir teknolojiyle geliyor olması. Çünkü bu teknoloji sadece COVID'e değil, diğer bazı hastalıklara da yönelik çözüm önerileri içerebilecek bir teknoloji olduğu söyleniyor. Ben bu konunun uzmanı değilim ama umut var olmak. Piyasanın şu anda en azından elimizde tutunacak bir dal var diye düşünüp biraz rahatlamasıyla birlikte petrol fiyatları yani 37,5 dolarlardan 44-45 dolarlara geldi. Geçtiğimiz 1,5 hafta içinde diyeyim, hızlı bir yükseliş oldu ama bunun arkasında dediğim gibi en önemli unsur aşı. İkincisi de OPEC Plus'ın bu konuda halen daha kısıntıları devam ettirme beklentisi. Bu sadece petrol tarafında değil, endüstriyel metaller tarafında da özellikle alüminyum, bakır tarafında da önemli hareketlenmeler yaşandı. Bu biraz daha son bir 2-3 hafta, 4 haftalık daha uzun bir süre yayılıyor ama arkasında Çin'in bu senenin nadir büyüyen ülkelerinden biri ve onun artan alüminyum ve bakır talebi, özellikle alüminyum tarafındaki artan talebiyle birlikte endüstriyel metaller tarafında da bir artış yaşandı. Bunun nereye kadar devam edeceği konusunda şimdilik bir şey söylemek için erken ama aşının olumlu yarattığı hava emtia tarafında pozitif bir etki yarattı. Yalnız bundan sonra iki konu var. Aşının bulunması iyi haber gibi görünmekle birlikte bazı konularda iyi haber gibi olmayabilir veya iyi haber olmayabilir. Bir tanesi değerli metaller. Çünkü oraya bir güvenli liman beklentisiyle sığınan insanlar şimdi özellikle geçen hafta ETF'lerden çok büyük çıkışlar olmuş durumda, altın ETF'inden. Warren Buffett da altın varlıklarını azalttığını açıkladı. Evet.
Bununla birlikte bunun yanı sıra aşının bulunması aslında Biden'la birlikte gelecek olan bir paketin A rakamını düşürebilir, B erteleyebilir. Bu piyasaların şu ana kadar çok sevdiği bir haber olmakla birlikte aşı da bulunduysa zaten kapatmaya da karşı Amerika. Aşı da bulunduysa biz müsaadenizle bu paketi şimdilik erteleyelim diyebilirler veya rakamını küçültebilirler veya hitap ettiği segmentleri bir şekilde değiştirebilirler. Yani bu yüzden hani öyle bol kepçeden bir parasal genişleme mali paket gelmeyebilir. Yani bu çok fazla konuşulmamakla birlikte bundan sonra yavaş yavaş konuşulması gereken veya daha çok konuşulacak konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü bu aşının bulunması çok iyi haber ama aynı zamanda finansal piyasaların o hep bana Rabbena dediği günlerin çok da fazla uzun sürmeyebileceğini söylüyor bana. O yüzden yani piyasada şu anda dolar euronun hareketinin arkasında da bir parça bu beklenti olduğunu düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha fazla konuşmamız gerekecek. Aşı öncesi ve aşı sonrası durumu. Çünkü IMF de, Dünya Bankası da pek çok esasında kurumda yetkilisi de bu yardımların erken çekilmesinin yaratabileceği tehditleri de, olumsuzlukları da işaret etmişti. Ama tabii eninde sonunda aşının bulunması ve 2021'in ikinci yarısıyla birlikte bir olumluluk yaşanması olasılığını da göz ardı etmemek lazım. Ali Ağalı, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağlıkla. Mersin.